Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere harika ve de yepyeni çok güzel bir yöresel tarif vereceğim. Nedir erişte? Evde erişte nasıl yapılır arkadaşlar? Biz erişteyi bu şekilde yaparız. Bunun birçok değişik yöntemi var. Bazı arkadaşlar daha da ince yapıyor. Bizler biraz daha kalın yaparız. O yüzden yöreden yöreye fark ediyor. Hatta şöyle kuruturuz. Bu şekilde soframızın üzerine serer kuruturuz ve kış boyu çorbalarımızda, erişte yemeklerimizde kullanırız. Haşlamasını yaparız, çorbasını yaparız. Ondan sonrasına böyle etlisini yaparız, her türlüsünü yaparız yani. O yüzden bu tarifimizi mutlaka yapın derim. Böyle kurutun sofra bezin üzerinde, ondan sonra kutulara koyun, kaldırın. Misafiriniz geldiğinde hem çorbasını yapın hem yemeğini yapın. Muhteşem bir tarif. Tarifimizin yazılı şeklini info kısmına, yani aşağıda açıklama kısmına yazdım arkadaşlar. Şimdi bu güzel tarifin yapılışına geçelim. Evet, yoğurma kabımızın içine suyumuzu aldık, tuzumuzu ve yumurtalarımızı alarak karıştıralım. Sonrasında da unumuzu ilave edip bayağı böyle bir sert bir hamur yoğuruyoruz arkadaşlar. Poğaça hamuru gibi değil kesinlikle, mantı hamuru gibi sert bir hamur yoğuruyoruz ve böyle bir saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz hamurumuzu. Anladığım kadarıyla eski tariflerimi paylaşmamı istemiyorsunuz. Çünkü izlenme bayağı bir düşüktü arkadaşlar. O yüzden bundan sonra eski tariflere yer vermeyeceğim. Devamlı yeni tariflerimizi paylaşacağım. Ama her gün paylaşamayabilirim. 2-3 günde bir olabilir. Yani bu yetiştirebilme zamanıma bağlı. Zamanım varsa her gün yaparım bir tarif. Yoksa 2 günde bir, 3 günde bir muhteşem yeni tariflerimizle karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, hamurumuzu da yoğurduk. Bir güzel dinlendi. Şimdi hamurumuzu güzelce çıkartalım. Uzunlamasına yuvarlayalım ve bezelere ayıralım. Bu tariften tabii ki de çok güzel bir çorba yaptım. Ondan sonra bir ana yemek yaptım. Onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İlk önce eriştemizin tarifini vermek istedim ki hani sonrasında çorbamızın ve yemeğimizin de tarifini vermiş olayım. Evet, hamurumuzu kuntlara ayırdık. Böyle bezelere yani ayırdık. Sonra yuvarladık. Tekrardan böyle ayrı bir tarafa alalım. Kurumaması için de üzerini kapatalım. Sonrasında bezeleri tek tek unlanmış tezgahta yufka şeklinde arkadaşlar açabildiğimiz kadar açıyoruz. Bildiğiniz yufka gibi açıyoruz. Tabi yufkadan biraz daha kalın açmamız lazım. Yufka gibi ince olmayacak. Önce merdane ile genişletebildiğimiz kadar genişletiyoruz. Sonrasında da oklavayla dediğim gibi yufkadan biraz kalın olmak şartıyla açıyoruz arkadaşlar. Bu arada akşama iftara neler yapıyorsunuz onu da yorumda okumak istiyorum. Bana da fikir olmuş olur. Gerçekten böyle değişik tarifleri seviyorum yapmayı veya önereceğiniz tarifler varsa yazın yorumda. Ben de araştırıp sizler için tabii ki de yaparım arkadaşlar. Evet, yufkalarımızı gördüğünüz gibi açabildiğimiz kadar açtık. Sofra bezin üzerine bir güzel serdik. Burada kurutuyoruz. Birkaç saat böyle dursa çok güzel oluyor. Çünkü daha sonra ince şeritler halinde kestiğimizde yapışmıyor arkadaşlar. Ben biraz böyle sofra bezin üzerinde kurutuyorum. Kuruttuğumuz yufkamızı alıyorum. Üzerine biraz un serpiştiriyorum ve oklavaya sıkıca sarıyorum. Sonra uzunlamasına kesiyorum bıçakla. Aynen bu şekilde. Daha sonra da ortadan ikiye kesiyorum ve üst üste koyuyorum ve ince şeritler halinde böyle dilim dilim kesmeye başlıyoruz. Geçenlerde kayınvalidem gitmiş hazır erişte almış. Onunla çorba yapmış. Çorbasının içinde erişte erimiş. O yüzden diyorum ki dışarıdan alıp yapmaktansa evimizde yapmak en güzeli. Çünkü biz bunun içine bolca yumurta koyuyoruz. Ve yumurta hamuru nasıl ben size söyleyeyim tuttuğu için hamur asla suyun içinde erimiyor. Görüyorsunuz ince ince kestiğimiz eriştelerimiz bitti. Yani o kadar kolay bir tarif ki dışarıdan almaya asla değmez arkadaşlar. Bu muhteşem tarifi bence yapın derim. Bakın erişteleri kestik. Sofra bezin üzerine de serelim. Şöyle bir güzel kurusun. Kuruduktan sonra hiçbir şey olmaz. Sonra aylarca kullanın. İnanın hiçbir şey olmuyor. Küflenme olmuyor. İyice böyle sofra bezin üzerinde hatta bir gece kurutun.
Ondan sonra karton kutulara koyun arkadaşlar. Ya yaz boyu ya kış boyu istediğiniz mevsimde tüketin. Çorba yapın, yemeğini yapın, eklisini yapın. Her türlü tarifini size vereceğim. Çünkü yaptım ben, sırasıyla tarifleri gelecek. Bu muhteşem tarifi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifimizde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.